Bu topraklarda yaşayan bir yönetmenin kendine ait bir biçiminin olması beni daha çok heyecanlandırıyor. Bunu aslında bu kavgayı daha çok dilde yapmalıyız. Yani şiir o kavganın en güzel yeridir. Eğer güçlü durabiliyorsa o zaman sinemasında da o unsurları kendince yansıtır. Ve o filmi yapanın diyelim ki ırkı Türk, Kürt, Arap, Çerkez dahi olsa Türkçenin içinden yetişecekse o Türk sinemasının değeri olur artık. Türk entelektüelleri de yönetmenlerimizin çok az okuduğunu düşünüyorum. Kendi kaynaklarından, kendi kültürlerinden ve geleneklerinden yeterince istifade etmediklerini, hatta bazı arkadaşlarımızın ister istemez bunlara düşman olduklarını, inkar ettiklerini, kendilerine ait görmediklerini düşünüyorum. Türk şiirimizden bahsedebiliyoruz çok şükür. Şairlerimiz o konuda o imtihanı başarıyla göstermişler. Yani sağı olsun, solu olsun, ideolojik şeylere kapılmadan ikinci yeni diye bir şiir mirasımız ve geleneğimiz var. Ve bir arada Türk şiirinin en güzel örneklerini vermişler insanlar. Ama bunu sinemada maalesef yapamamışlar. Bu birliği, bu ne bileyim memleketin haysiyetini, memleketin kimliğini, memleketin duruşunu ve aslında hayata bakış açısını ortak bir şekilde gösterebilen yönetmenlerimiz çok az maalesef. Edebiyat-sinema ilişkisini tartışan bir dergimiz yok. Adam akıllı bir sinema dergimiz yok. Herkesin aslında belli bir klanı, belli bir grubu var. O grubun filmleri ne olursa olsun çıkıyorsa övüyorlar. Başka bir grubun filmleri ne olursa olsun çıkıyorsa yeriyorlar, yerin dibine koyuyorlar. Ve burada tabii ki Türk sineması kaybediyor. Ben 1979 Batman'da doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Batman'da gerçekleştirdim. Lisenin son 2 yılında Ankara Aziziye Koleji'ne devam ettim. Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandım. Ama 2. sınıfta okuyamayacağımı anladım tıp fakültesini ve bıraktım. Eczacılık Fakültesine geçtim ama bir yandan edebiyatla özellikle şiirle ilgim vardı. 2002 yılında ilk şiir kitabımı yayınladım. Ardından da sinemaya dolaylı bir ilgi, özellikle Tarkovski ve İran sineması üzerinden sinemayla ilgim başladı. Ve İran'a gidip sinema masterı yapmaya karar verdim. O dönemde Farsça öğrenmeye başlamıştım. İran şiirine de ilgim vardı. 2003-2007 yılları arasında Tahran'da sinema üzerine yüksek lisans yaptım. Aynı zamanda da Van'da 100. yıl üniversitesinde Yeni Türk Edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptım. 2007 yılında bitirdikten sonra İstanbul'a geri döndüm. Bir bursla New York Film Akademisi'ne gittim. Kısa filmlerden aldığım ödüllerden dolayı. Bu arada Tahran'da 4 tane kısa film yaptım. Özellikle bitirme tezim olan Kayıp Zaman Düşleri filmi birçok festivalde gösterildi ve ödüller aldı. New York'ta da 4 tane kısa film yaptım. New York Film Akademisi'nde 16 mm 3 tanesi, bir tanesi dijital olmak üzere 4 kısa çalışmada bulundum. 2012 yılında Üç Yol filminin çekimlerine başladım. 2009 yılında kısa film senaryosu iken 2011-2012 yıllarında üzerine çalışarak uzun metraj haline getirdim. 2013 yılında film vizyona girdi ve çeşitli festivallerde gösterildi. 13 tane ödül aldı. Ama vizyonda az kaldı. O tarz filmlerin ne kadar vizyonda kaldığını tahmin edebiliyoruz. Ardından yeryüzü doktorlarıyla birlikte Afrika'ya gidip gelirken onlara yeryüzü hikayeleri belgesellerini çektim. TRT Belgesel'de yayınlandı bunlar. Üç Yol'un bir hikayesindeki yan karakter olan Hatice Mehmetoviç'in de hikayesini El Cezire Türk çok beğendi ve onun da belgeselini Kayıp Zamanlar ismiyle Missing Times olarak El Cezire Türk'e yaptık. Sonra TRT Belgesel'e Sirebirin Sahneleri ismiyle 5 bölümlük belgesel dizisi yaptım. 2018'de de yaklaşık yine 3-4 yıldır üzerine çalıştığım bir senaryom vardı, Ceviz Ağacı. Onun çekimlerini yaptık. 2019'da vizyon ve 2020'de neyse festivaller düşünürdük ama pandemiden dolayı henüz seyirciyle buluşamadı. En son Adana Film Festivali'nde gösterildi. En iyi erkek oyuncu ve en iyi müzik ödüllerini aldı. Nisan ayında da Bremen Film Festivali'nde gösterilecek. Festival yolculuğu pandemi şartlarında devam ediyor. Böyle. Aslında çok garip de bir süreç, evet. Yani tıp fakültesi yıllarında yani neredeyse haftada bir şiir yazan birisiydim. Hatta
şu an geriye baktığımda bunun çok iyi olmadığını da görüyorum. Çok fazla şiir yazmanın iyi olmadığını da görüyorum. O kadar şiirle hemhalken, edebiyatla hemhalken Tarkovski ve İran sineması beni çok etkiledi. Ama tabii ben kendim film yapabilirim gözüyle bakmıyordum olaya. Orada en fazla bir sinefildim, film izliyordum ve film üzerine yazıyordum ben. Ama bir İran filmleri haftası yaptım. Yapı Kredi'ye iyi bir arşivim vardı. Ve İran konsolosundan bir teklif üzerine Farsça öğrenmeye ve aynı zamanda sinema master'ı yapmaya gittim. Hatta okula başlarken bile ben film yapacağım gibi tam bir hayalim yoktu. Yazıyordum senaryo ama en fazla ben yazabilirim diye düşünüyordum. Ama ödev olarak verilince işte o şeyler, senaryoları çekmek. Birden kendimizi sette bulduk. Yasak Rüya ismine çok ilginç bir kısa film yaptım. Bayağı da festivallerde gösterildi, ödüller aldı. Para da kazandırdık, ilginçtir. Sonra o yol böyle devam etti. Ama şiirden sinemaya gitmenin hem iyi hem bir kötü tarafı var. Aslında sinema, kabul edelim etmeyelim, bir drama sanatı. Yani aslında hikaye üzerinde giden ve belli işte Aristo'nun ta yüzyıllar öncesinden Poetika kitabını anlattığı gibi belli bazı kuralları olan bir drama anlayışının ortaya çıkardığı bir şey. Çünkü tiyatro ve romandan sonra aslında ortaya çıkıyor. Ve insanlar da seyirlik olsun diye bunu izliyorlar. Aslında entertainment olarak çıkıyor. Tabii bunun dışına çıkan bazı yönetmenler var. Bizi de o yönetmenler etkiledi aslında işte. Parajanov etkiledi, Tarkovski etkiledi, Bergman etkiledi. Yani sinemanın sadece o dramatik hikaye anlatı bölümüyle kalmadığını, daha büyük bir şey olduğunu göstermeye çalıştılar ve filmleriyle de bunu gösterdiler aslında. Ve orada daha büyük imkanlar, daha büyük zenginlikler gördüm. Şair de olduğum için ve şiirin dünyasında da sürekli kendime yer bulduğum için o yönetmenlerin gölgesinde ben bir sinema anlayışını soludum. Ama filmleri yaparken bunun ne kadar da aslında bazen dezavantaja döndüğünü gördüm. Çünkü hikaye anlatmak zorundasınız. Yani karakterinizi ona göre yönlendirmek zorundasınız. Onun bunu anlaması lazım. Siz şiirsel bir yerden hareketle ne oyuncuya bir şey anlatabiliyorsunuz, ne görüntü yönetmenine bir şey izah edebiliyorsunuz. Bu çok zor bir süreç ve sadece sizinle olan bir şey. Ancak ve ancak eğer çok güçlü imkanlarınız varsa ve diyelim ki Tarkovski gibi bir ağırlığınız varsa o zaman ekip sizi dinler. Tamam, bu adamın bildiği bir şey var, hadi şunu yapalım deyip ilerleyebiliyor. Zaman zaman kendim de sadece ekibi burada problem etmiyorum. Kendim de aynı şekilde sorun yaşıyorum. Ben bunu anlatmaya çalışırken aslında şiirsel bir atmosfer yaratıyorum. Ama bir yandan da bu hikaye tarafını da bırakmamam lazım. Bu ikisi nasıl birlikte yürüyecek? Aslında dramatik bir şiir dediğimiz belki bir formla ilerlemek mümkün olabilirdi. Bizde de Türk şiirinde biliyorsunuz bunu aslında modern dönemde Cahit Zarifoğlu çok iyi yapmış bazı şiirlerde. Ve yine Karakoç'un özellikle Hızıyla 40 Saatini düşündüğümüzde bunun örneklerini görebiliriz. Böyle bir süreçle aslında sinemaya girdik ve şimdi zaman geçtikçe görüyorum ki ister istemez sinemanın o klasik has ihtiyacı olan dramatik anlatıya teslim olmasam da orayla daha fazla hemhal olmaya başlamışım. Çok daha fazla roman okumaya başlamışım. Eskiden daha az roman, daha az hikaye okurdum, daha çok şiir okurdum. Onlar beni beslerdi. Diyorum ya, hem avantaj hem dezavantajı oldu şiirden sinemaya girişin. Ama yaptığım filmlerde sanırım Türkiye sineması içerisinde özel bir yerde de olduğunu az çok hissediyorum. Henüz tabii bunu söylemek erken ama bu çizgi devam edebilirse, daha değişik örnekleri yapma fırsatı olursa buradan bence iyi örnekler çıkabilir. Bizim Türk sinemasında da Ömer Kavur buna benzer örnekler yaptı. O yüzden de çok severim Ömer Kavur'u. Metin Erksan'ın da birkaç filmi aslında bu anlamda şiirsel sinema diyebileceğimiz örneklere gidebilir. Züla, sonunda buldum seni. Evet, bu bizi aslında milli sinema tartışmasına götürüyor. Yani bu tartışmayı Ömer Lütfi Akatlar, Metin Erksanlar, ondan sonra Halit Refikler zamanında yaptı, Yücel Çakmaklılar. Yani bunların iyi örneklerini de aslında ortaya koydular. Ama İran sineması biraz daha özel bir konumda. Çünkü 1979'daki devrimden sonra zaten dışarıya kapalı bir
ülke konumuna geldi. Yani kapitalizmin bütün nimetlerinden bir şekilde yararlanamıyor. Belki de iyi anlamda yararlanmaması da güzel bir şey. Yararlanamıyor. Bu sebeple de milli olarak bir İran sineması ya da bir Rus sinemasından söz etmek biraz daha mümkün. Ama ben son zamanlarda şunu düşünüyorum aslında, hele pandemi zamanında dünya tamamıyla birbirine benzedi. Yani küreselleşmeyle birlikte aslında çok fazla farklı bir mekan, farklı bir coğrafya, farklı bir tabela, farklı bir kişilik bile neredeyse kalmadı. İnsanlar çok fazla birbirine benzedi. Ve bu süreçte bence bir Türk sinemasına ait bir şeyin varlığını zorlamak da bence artık biraz beyhude. Bunun yerine bu topraklarda yaşayan bir yönetmenin kendine ait bir biçiminin olması beni daha çok heyecanlandırıyor. Yani o yönetmen eğer biçim olarak başkalarına benzemediyse, bu işte diyelim ki Kadir'in filmi, bu Reha Erdem'in filmi, bu ne bileyim işte Ahmet'in filmi dediğim vakit, Ahmet nereli? Türkiye'li zaten. Sorun değil yani, Kürt, Türk, Çerkez fark etmiyor ama Türkiye'li. Bu Türkiye sineması sonuçta artık. Buranın vatandaşıysa, buraya aitse. Yani biz Fransa diyelim ki bir film izliyoruz. Aslında baktığımızda adamın kökeni Tunus yani. Ama Fransız filmi diyoruz ona. Çünkü orada yaşamış artık, sömürge ülkesi. Bu şeyleri artık ayırmak çok böyle mümkün değil bence. Bence bunu aslında, bu kavgayı daha çok dilde yapmalıyız. Yani şiir o kavganın en güzel yeridir. Yani o Türkçenin şiiri eğer güçlü durabiliyorsa, o zaman sinemasında da o unsurları kendince yansıtır. Ve o filmi yapanın diyelim ki ırkı Türk, Kürt, Arap, Çerkez dahi olsa, Türkçenin içinden yetiştiyse o Türk sinemasının değeri olur artık. O zaman onunla övünebiliriz. Eğer duygusal olarak bu bizi tatmin edecekse. Ama dediğim gibi dünya çok ciddi anlamda birbirine benziyor. Yani tabelalarımız, yediğimiz yemekler, oturma şekillerimiz, sabahtan akşama kadar bir ekrana bağımlılığımız aslında müthiş derecede bir Avrupalı, bir Amerikalı'ya artık benziyor. O yüzden onu ayırabilecek şey bizim filme kattığımız aslında bir dünya görüşü, bir ahlak mantalitesi ve bir metafizik algı. Yani buralardan biz ayrı durabiliriz. Hayata bakışımız da bize ait bir sinemanın var olduğunu gösteririz. İran'da bugün eğer diyelim ki ambargolar kalkarsa, tamamıyla entegre olursa, inanın ki onun görsel olarak da çok bir farkı kalmayacak diğer dünya sinemalarından. Ama bugün biz İran sineması dediğimizde ona da bence takılmıyoruz. Başka bir incelik var, insani duyarlılık var, ahlaki bir temayül var ve umut var hayatla ilgili. Bu bence İran sinemasını daha çok kimlik olarak değerli kılıyor. Yoksa tabii ki şu anki sokağı, trafiği, motosikleti, insanların giyinişi ister istemez hemen bu İran sineması olduğunu gösteriyor. Ama bunlar yavaş yavaş kayboluyor. Özde ve aynı zamanda da biçimde bazı denemelerin ve bazı aitliklerin olması daha değerli bence. Ki böylece başka dünyanın insanlarına da bir şey söyleme değeri olur. Farklılığını ortaya koyar. Aynısı olacaksa olmasın zaten. Sonra bir ceset çıkardılar. Yalan söylüyorsun be, yalan söylüyorsun. Sen kim, öldürür kim be? Sen bir fareyi bile öldüremeyen adamsın. Bunu sen... Yani Türk sineması için maalesef o kadar yok. Çünkü Türk entelektüelleri de yönetmenlerimizin çok az okuduğunu düşünüyorum. Kendi kaynaklarından, kendi kültürlerinden ve geleneklerinden yeterince istifade etmediklerini, hatta bazı arkadaşlarımızın ister istemez bunlara düşman olduklarını, inkar ettiklerini, kendilerine ait görmediklerini düşünüyorum. Yani bu aydın problemi, Türkiye'nin aydın problemi zaten. Bu çözüldüğü takdirde o zaman daha gerçek sahici anlamda bizim Türk müziğimizden, Türk resmimizden bahsedebiliriz. Türk şiirimizden bahsedebiliyoruz çok şükür. Şairlerimiz o konuda o imtihanı başarıyla göstermişler. Yani sağı olsun, solu olsun, ideolojik şeylere kapılmadan ikinci yeni diye bir şiir mirasımız ve geleneğimiz var. Ve bir arada Türk şiirinin en güzel örneklerini vermişler insanlar. Ama bunu sinemada maalesef yapamamışlar. Bu birliği, bu ne bileyim memleketin haysiyetini, memleketin kimliğini, memleketin duruşunu ve aslında hayata bakış açısını ortak bir şekilde gösterebilen yönetmenlerimiz çok az maalesef.
sineması bütün işte bu Türkiye'nin diyelim ki Osmanlı'nın yıkılışı ve Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki diyelim ki bu geçiş döneminde ciddi travmalar ve değişimlerle birlikte özellikle Harf İnkılabı'nın var olması ciddi anlamda aslında köklerimizden ve kendi geleneğimizden koparılışımıza işaret olsa da Türk şiirinin birikimi sayesinde aslında aydınlarımız bir şekilde en azından kendilerine güvenli bir mecra, güvenli bir alan buldular. Yani kendi benlikleri ve ruhlarıyla ilgili bir söz söyleyebilme alanı buldular. Ve bu sadece anlamda Türkiye'de edebiyat ve şiir üzerinden yükseldi aslında. Bu sebeple yeni yönetmenler ve var olan yönetmenler aslında ister istemez bu toprakların bir şekilde sesini gösterdiler. Tabii bu arzu ettiğimiz anlamda yeterli sayılmayabilir. Teknik olarak da bazı konularda aksaklıklar olabilir. Ama yeni yetişen yönetmenlerin biraz daha duyarlı olduğunu, daha farklı biçimlere, daha farklı özgün anlatı dillerine merak saldıklarını ben görüyorum, hissediyorum. Bizler yeni yeni başlıyorduk ama şu an daha genç ve daha diri bir nesil geliyor. Bence onlar bizim eksiklerimizi daha hızlı kapatacaklar ve Türkiye sineması adına daha iyi örnekler ortaya koyacaklar. Aslında başlı başına sinema ya da yönetmenlik hakikaten büyük bir risk. Yani şiir yazdığımızda kalemimizle ve kağıdımızla baş başayız. Kimse hesap vermek zorunda değiliz. Resim yaparken hakeza ya da müzikle diyelim ki icra ederken, çalışırken. Ama sinema büyük bir ekibin, ondan sonra büyük bir hazırlığın, ondan sonra sermayenin ve bütün bu hazırlığın neticesinde ortaya çıkan bir şey. Ve hakikaten seyirciyi eğer ıskalarsa ya da yakalayamazsa emeğiniz heba olabilir. Yani bunun çok örnekleri de var. Ama dedim ya, ben işte şiirden geldiğim için ve hayata böyle bakabildiğim için, bu duyarlılıkla bir şey ortaya koyabildiğim için kendime inandım ve bunun iyi bir şey olacağını hep hayal ettim. Yani yaparken de, yazarken de ve bittikten sonra da bundan hiçbir zaman üzüntü ya da hüzün duymadım. İyi bir şey ortaya çıkardığımı düşündüm. Ama tabii ki istenen seyirciye ulaşmadı. Ama bu Türkiye'nin dağıtım şartları, ondan sonra Türkiye'deki popüler kültürün ilgisi, sinemaların ve aynı zamanda televizyon kültürünün maalesef aslında neslimizi ve gençliğimizi zehirlemesi sonucu pek görünmesine müsaade etmedi. Bu sadece benim başıma gelen bir şey değil aslında. Geçmişte Metin Erksan'ın da başına geliyor. Tarkovski'nin de başına geliyor. İran sinemasında Sohrab Şehit Salles'in başına geliyor. Kiarostami dünyanın en iyi yönetmenlerinden biri. Bütün sinema kitaplarının atıfta bulunduğu birisi ama kendi ülkesinde vizyona girmiyor filmleri. Girdiği vakit en fazla bir hafta kalıyor. Neredeyse birçok filmi girmemiş yani mesela Kiarostami'nin. Dolayısıyla büyük örnekler, yani şairler için de hakeza böyle. Yani Rembo o büyük şiirlerini yazdığı vakit kaç kişi diyelim ki onu tanıyor? Adam öldükten sonra ünlendi ve popülerleşti. İstisnalar var tabii ki. Ama genel olarak böyle aslında. Kaliteli bir şey her zaman büyük risklerden, büyük meşakkatlerden ve büyük fedakarlıklardan sonra ortaya çıkar. Bu inanç olmasa, bu umut olmasa ben yaklaşamazdım böyle bir şeye ve kaçardım. Ki nitekim şimdi ikinci filmi yaptıktan sonra bakıyorum birinci filmin prodüksiyon aşamalarına. Yani işte Malabadi, ondan sonra Üç Yol, Batman, Hasankeyf, Midyat, sonrasında işte İstanbul, Saraybosna, Mostar, Visokov, buraları düşündüğümde akıl kârı değil yani. Mesela ben üçüncü filmimi bir daha yapmak istersem bu kadar mekana yayılan bir film yapmam. En azından daha derli toplu bir şey yapmaya çalışırım. Nitekim Ceviz Ağacı sadece Göynük'te bir sahnesi Taraklı'da geçen bir film. Böyle riskler var ama inandığınız vakit, özellikle yeni iseniz bu işte, daha cesur davranabiliyorsunuz. O cesaretle zaten o bütçeyi oluşturmak, onu toparlamak da büyük bir maharet bence. Yapım olarak da zaten Türkiye'de art house diyebileceğimiz sanatsal filmler içerisinde iki ülke arasında geçen ortak yapım olmasına rağmen çok az film var. Biz bunu yaptık yani. Yani hem Bosna'da çekim yaptık hem burada yaptık. Bu yönden bile değerli. Yabancı oyuncular var, farklı diller var. Bu da belki seyircinin ilişki kurmasını engelledi. Çünkü
İngilizce konuşuluyor, Boşnakça konuşuluyor, Kürtçe konuşuluyor, Türkçe konuşuluyor. Zor tabii bir film. Ama bazen de insan bir zor film de izlemek isteyebilir. Sıkılır artık Hollywood filmlerinden, yeter ya. Bana bir şey bırakmıyor. Bir zor bir film izleyeyim, bir gün mi buna ayırayım. Öyle insanlar için böyle bir lüks olarak duracak bir yol hep. Hiç değişmemiş. İnan çok değiştim. Dur, kesme, bayılıp önce. Leya derken, nasıl Leya? Bence güzel bir noktaya parmak bastınız. Bizde aslında sanat eleştirmeni zaten yok. Yani edebiyat eleştirmenlerimiz bir anlamda gelişmişti bir dönem. Yani şiirin güçlü, daha güçlü olduğu, her yerde konuşuldu diyelim ki. Sokakta dahi şairlerin diyelim ki görüldü ve insanların onlarla tanışmak için çaba gösterdiği dönemlerde edebiyat eleştirmenleri bir nebze güçlüydü ve duruyorlardı. Onlar da şimdi hasır altı oldular. Birçoğu en azından. Hala var olanlar var. Severek onları okuyoruz. Ama sinema eleştirmeni aslında filmin kalitesini ortaya koyan, seyirciyle doğru ilişki kurmasını sağlayan ve aynı zamanda aslında yönetmenin dünyasının da gelişmesine katkı sağlayan bir şey iken, şu an aslında yönetmeni üzen, aslında yönetmenin en fazla nefret ettiği, aman film eleştirmenleri, sinema eleştirmenleri filmi izlemesin de kim izliyorsa izlesin dedikleri bir noktadayız. Çünkü bu arkadaşlar maalesef okumuyorlar. Film yapamadıkları için başka da bir kıskançlık ve bir hinlikleri ve şeyleri var. Kıskançlıkları var. Ve kötü niyetliler. Yani çoğu için bunu söylemek maalesef mümkün. Yani Türkiye'de diyelim ki bir edebiyat sinema ilişkisini tartışan bir dergimiz yok. Adam akıllı bir sinema dergimiz yok. Herkesin aslında belli bir klanı, belli bir grubu var. O grubun filmleri ne olursa olsun çıkıyorsa övüyorlar. Başka bir grubun filmleri ne olursa olsun çıkıyorsa yeriyorlar, yerin dibine koyuyorlar. Ve burada tabii ki Türk sineması kaybediyor. Halbuki sahici bir eleştiri düzeyi ve hakikaten akademik anlamda da belli bir birikimle ortaya çıkan bir film eleştirmenliği, o kültürü olsaydı bugün Türk sineması da bambaşka yerde olurdu. O yüzden aslında konuşulan 3-5 isim var. Bunlar iyi ya da kötü tartışmıyorum. Bunların da hakkının yeterince verildiğine inanmıyorum ben. O yüzden popüler ya da gözde kimse onun filminin alt metinleri çok saatlerce okunup yere göğe sığdırılamıyor. Ama popüler değilse, adam iyi bir filmde çıkarmışsa ilk film ama vizyonda kalmamış ama kimileri övmemişse falan filan, hiç o filme dönüp ya bu adam ne yapmak istedi, bunun temelinde ne vardı, bu işe kafa yoran da bir eleştiri ortaya çıkmıyor. Bu sebeple de seyirci de aslında yanlış filme gidiyor ve filmi de çok yanlış okuyor. O yüzden yani benim de aynı Tarkovski'nin de o eleştirmenleri fırçalarken söylediği gibi, aman eleştirileri okumayın. Kendiniz eğer sinemayı seviyorsanız kendiniz okuyun, sadece kendiniz gidip film izleyin. Ve o şekilde kendi dünyanıza karşılığını bulun. Başkasının gözlüğüyle o filmi izlemeyin. Çünkü o film herkesin gözlüğüyle izlenebilsin diye yapılmış. Eğer hakiki bir filmse, değerli bir filmse. Yani bir filmi doğru anlamak neden önemli? Önce aslında bunu sormak lazım. Yani bir filmi doğru anlamak önemli mi? Bir filmi yanlış anlayamaz mıyız? Yani film bize bir şey anlatmak için, bir felsefik ya da ondan sonra bir söylem, bir sosyolojik tanımlama ya da bir hayat kurgusunu göstermek için, bize bir ders vermek için mi yapılır? Aslında bu soruyu önce sormamız lazım. Eğer film bunları yapmak için ortaya çıkmışsa zaten o film baştan bazı konularda kaybetmiştir. Çünkü sanat eseri, yani şiirden hareketle ben böyle bakıyorum, filme de öyle bakıyorum, resme de böyle bakıyorum. Bir söylev üretmez bize, yani bir ideolojik dünya görüşümüzün alt metinleri olamaz. O yüzden bunları doğru anlamak, doğru okumak için kitap okumak, eleştiri okumak gibi şeylere inanmıyorum ben. Yani bu şiir için de böyle. Tabii ki bir şiir okuduğunuzda da şiiri doğru anlamaktan kastımız aslında şiiri hakkıyla okumaktır yani. Size çarpması için,
size değmesi için sizin de hazır olmanız lazım. Ve her şey size değmeyebilir de, her film sizi açmayabilir de, sizi etkilemeyebilir de. Sizin hazır olmanız ne demek aslında? Sizin bir insan teki olarak sanata, şiire ve o dünyanın açlığına haiz bir duyarlılığınızın olması lazım. Yani tabiri caizse bir acı çeken varlık olmanız lazım. Siz acı çekmiyorsanız, konforunuz yerinizdeyse neden film izliyorsunuz? Bir entertainment, bir zaman eğlendirici, aksiyon, komedi filmi izlersiniz geçer. Zaten bunu konuşmaya da değmez. Ama siz bir Tarkovski izleyeceksiniz, Nuri Bilge izleyeceksiniz, Raha Erdem, Ömer Kavur izleyeceksiniz, Abbas Kiarostami izleyeceksiniz, ondan sonra Behram Beyza'yı izleyeceksiniz, Parajanov izleyeceksiniz, Belatar izleyeceksiniz. Sizin en azından benzeri bir acıyı, bir ruhu cevapsız bırakan hayatla ilgili sorularınızın olması lazım. Ve onunla karşılaştığınızda aslında o filmi anlamaktan da ziyade kendi içinizdeki o sorularla ilgili bir şeylerin depreşmesi lazım. Bir hissiyatın değişmesi lazım. O film duygu olarak size bir yeri geçiriyorsa, o karakterle bir yerde siz, ya bu bana benziyor bir yerde, ya bana benzemiyor ya da ben benzemeyebilir de. Yani o klasik sinema anlayışındaki özdeşlik şeyini de ben çok kabul etmiyorum. Benzemeyebilir, farklı bir insan ama ben bu adamı derk ettim ve çok üzüldüm. Hali benim halimden çok daha aslında acınası bir hal. Yani böyle bir duygusal ilişkinin bence kurulması lazım. Ama filmin temel söylemek istediği bir şey eğer sosyolojik olarak bütün eleştirmenlerin ortaya çıkardığı bir şeyse onu algılamayabilirsiniz de. Şart değil yani. Kimse sizi sınava tabi tutup burada eksi artı puan vermeyecektir bence. Ya da öyle bakmamak lazım filme. Önemli olan aslında o filmin sizin ruhi dünyanızda, psikolojik ve metafizik dünyanızda bir bam teline dokunması ve sizi etkilemesi. Etkiliyorsa zaten önemli değil eleştirmenlerin ne yazdığı. O film başkalarında çöp dahi olabilir ama sizin için değerlidir. Sen bildiğim her şeyi anlattın. Başka da bir şey bilmiyorum ya. Yıllardır herkes bir şeyler saklıyor benden. Yani umarım hayatının başını derde sokacak şeyler yapmıyorlardır. Evet, hakikat dediğimiz şey çok büyük bir olgu ve hakikatin aslında tartışıldığı yer daha çok felsefe. Yani sanatla hakikat ilişkisi, estetikle hakikat ilişkisi evet tartışılır, konuşulur. Yani mesela bazı yorumculara göre hatta felsefeden daha doğrudan ilişkilidir sanat ve hakikat ilişkisi. Ama şiirden yine hareket ettiğimde, yani şiir bir hakikati gösterir mi? Ya da bir hakikat ortaya koyar mı? Bu çok zor bir soru aslında. Bunu cevaplamak da kolay değil. Ama sinemanın mesela hakikatle ilişkisine baktığımızda, sinemanın mesela kendi içerisinde kullandığı kameranın aleti mesela objektif. Yani olduğu gibi göstermek. Yani aslında bir şeyi katmamak, bir subjektif bir yorum katmamak üzere bir alet üretilmiş. Tabii bu fotoğraftan da gelen bir şey. O yüzden fotoğraf mesela daha gerçekçi, sinema gerçekçi değil gibi tartışmalar da olmuştur. Ya da bazı sinemacılar, minimalist sinemacılar, işte Nuri Bilge gibi, ondan sonra Fransa'daki işte minimalist sinema örnekleri gibi, hatta Jim Jarmusch'un eski örneklerinde olduğu gibi bunlar fotoğraf gibi, eğer biz kamerayı kullanırsak daha gerçekçi, daha hakiki filmler ortaya koyarız gibi biçimsel yorumlara da gitmişler. Yani az evvel söylediğim gibi bir sanat eseri aslında doğrudan bir ideolojik, bir felsefik, bir ne bileyim makalenin tartıştığı konuları ortaya koymamalı. Ortaya koyabilir de, yani bazı filmler diyelim ki felsefik olarak bir filozofun, bir felsefik akımın şeyini tartışabilirler bizimle. Ama bu hakikati gösterir mi, göstermez mi doğrusu tam emin değilim. Şunu söyleyebilirim sadece. Bu niyetle yola çıkmak büyük bir riski beraberinde barındırır. Çünkü biz insan teki olarak sonuçta aslında sanat eseri ortaya koyarken çok şahsi, çok personal bir yerden yaklaşıyoruz olaya. Şahsi bir yerden hareket ediyoruz. Ve bizim bu şahsiliğimiz sanat eserinde çok avantajken
hakikat gibi, felsefe gibi veyahut da sosyolojik meselelerdeki gibi alanlarda aslında avantaj olmaz. Çünkü o zaman daha genele ulaşan ve bizim insani ya da bireysel acılarımızdan sıyrılıp daha genele dair bir şey söylememiz lazım. Düşünceyle ilgili bir alana girmemiz lazım. Ama bence sinema hala tam olarak düşünce alanında emekleme döneminde. Daha çok bence onun ilerlemesi gereken, sanatsal olarak ilerlemesi gereken yer hala daha insani, daha yönetmenin dünyasında. Yani ben biraz otor sinemasına bakarak sinemayı daha çok tanımlamak ve o tarz sinemayı seviyorum. Yani yönetmenin dünyasının sineması. O şahsın kendi meselelerinin ortaya konulduğu bir filmi nasıl bir şairin şiirini okuyorsam, bir ressamın resmine bakıyorsam öyle görmek istiyorum. Bu hakikatle ilgili bir şey söyleyecekse de buna ben kendi içimde varırım. Eğer o bana söylemeye çalışıyorsa, onun tanımını çizmeye çalışıyorsa zaten ben kaçarım. Çünkü sanat eseri ya da sanatın kendisi aslında dolaylı bir anlatımdır. Doğrudan bir anlatım değildir. Ve Pasolini'nin şiirsel sinemayla ilgili o uzun makalesinde de en fazla bu konuya değinilir. Yani şiirsel sinema olacaksa iki unsurla ancak olabilir. Dolaylı anlatımla olabilir, özgür yaklaşımla olabilir. Ve bu da daha çok şiirler, anı, hatıra ve jest ve mimiklerle olabilir. İmalarla olabilir. Bu sebeple buradan hakiki bir söylemin çıkacağı kabul edilebilir. Ama biri ben bunu yapmaya çalışıyorum diyorsa ben oradan kaçarım. Onun filmini izlemek istemem. Faysal Soysal da tabii diğer insanlar gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Hayatta mutlu olmaya çalışıyor. Aynı zamanda acı çekiyor. Diğer insanlar gibi, hatta diğer sanatçılar gibi bu acılarını bir şekilde bazı sanatsal formlar içerisinde aktarmaya çalışıyor. Burada belki ünlenmek istediği yorumu yapılabilir. Ya da aslında kendisine bir yoldaş arıyor. Bu acıları beraber çekeceği, beraber dindireceği bir yoldaş arıyor bu sanat eseri sayesinde. Yazdığı şiirle, yaptığı filmle. Ama tabii sinema büyük ve riskli bir alan olduğu için burada çok da yoruluyor. İster istemez de filmlerinin hakiki anlamda gerçek seyirciye ulaşmasını istese de bu mümkün olmuyor. Bu popüler kültür ortamında, televizyonların bu dizileri yaptığı bir ortamda, dijital platformların aslında tamamıyla artık herkesi hapis ettiği bir ortamda eserlerinin nefes almasını istiyor diğer sinemacılar, diğer sanatçılar gibi. Bundan üzüntü duyuyor, bundan kaygı duyuyor. Ama bu zaten her zaman yüzleşmek zorunda olduğumuz meseleler. Yani şairin de yüzleşmek zorunda olduğu meseleler geçmişte vardı, şimdi de var. Ressamın da, müzisyenin de. Ama biz inanıyorsak bir şeye, insana özellikle inanıyorsak, yani onun içindeki iyiliğe inanıyorsak, güzelliğe inanıyorsak, o acının değerli olduğunu bilir, onun kıymetini anlamanın yollarını ararız. Ve bu aynı zamanda bir insan olarak, bir beşer olarak yeryüzünde yaşarken çevremize, diğer insanlara, inancımız varsa Tanrı ile ilişkimize, bunlara daha farklı açıklıklar ve rahatlıklar getirir. Ama bu dolaylı bir çıkarımdır. Dolaylı bir faydadır. Doğrudan bu fayda umarak bir şey yaparsam ukalalık etmiş olurum ben. Ama kendime ait bir şey söylemeye çalışıyorum. Sevdiğim bir şiir var, sevdiğim bir şair var, sevdiğim bir yazar var. Kırgınlıklar yaşadığım dostlarım var. Ondan sonra kayıp aşklarım var. Bütün bunların birikimiyle aslında bana benzeyen insanı, bana benzeyen sesleri yakalayıp onlara sesimi duyurmak istiyorum. Onlardan da bana bir ses gelirse çok mutlu olurum. Bu sesi duymak bizi ciddi anlamda motive ediyor. Bunun ortamlarını, bunun şartlarını tabii ki
geliştirmeye çalışacağız. Daha fazla gayret edeceğiz. Filmlerimizin, şiirlerimizin insanlara ulaşması için. Çekinmeyeceğiz, okuyacağız. Her şeye rağmen burada izleyeceğiz. Eyvallah. Son olarak ileriye dönük ve yamasınızda ne tür çalışmalar var? Var mı bir şey? Evet, bu tabii pandemi dönemi birçok alanda bizi kısıtladı. Çünkü filmimiz vizyona girmedi, festivaller gerçekleşemedi. Ondan sonra sinemayla ilgili çok ciddi sıkıntılı bir süreç başlıyor. Belki sinemalar bir daha açılmayacak. Tamamıyla artık dijital platformlar, tabletler ve cep telefonları üzerinden izlenecek bu filmler ve hikayeler. O zaman da sinemacıların ve aslında sanatçıların buna adapte olması gibi bir süreç başlayacak. Bu süreç ne kadar sağlıklı, sinema adına ne kadar mantıklı, bunlar tartışılıyor olacak. Yani bizim o inandığımız o karanlık ortamda beyaz perdeye yansıyan yüzlerin yerine cep telefonumuza hızlıca geçip giden, kısacık bir zaman diliminde anlamaya çalıştığımız hikayeler olarak karşımıza çıkacaklar. Bu üzüntü verici, hüzün verici. Ama bunu şiir yaşadı. Bunu sinema da belki yaşayacak. Bunu zaten insanlık yaşıyor. Bu kapitalizmin hepimizi esir ettiği bir çerçevede aslında bizler artık birbirimizin gözlerine bakarak muhabbet bile edemiyoruz. Bundan daha kötü bir şey değil. Ama bununla da yüzleşeceğiz. Ve inanıyorum ki insan başka bir insan adına, başka bir insan için, sadece kendisi için değil, diğer insanlar için bir şey yapmak istiyorsa, içinde ona dair bir umut ve aşk varsa mutlaka bunu aşıp iyi şeyler ortaya koyabilecektir diye düşünüyorum.